Bahar güneşinin kendini hafif hafif göstermeye başlamasıyla birlikte düğün ve davet hazırlıkları da başladı. Adım attığı her yere şıklığıyla göz kamaştırmak isteyenlere özel rehber geliyor ekranlarınıza. Şıklık detaylarda gizlidir derler. İşte tam da o detayları öğrenmek için modacı Halil Ülgün'ün atölyesindeyiz. Tekrar merhabalar, merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, sizi gördüm. Gerçekten de çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Lafı hiç dolandırmadan sormak istiyorum. Şıklıkla abartının doğru orantıda olduğu sanılıyor. Peki sade şıklık da mümkün müdür? Kesinlikle mümkündür. Zaten şıklık sadelikten gelir bana soracak olursanız. Yani abartı, adı üstünde abartılı dediğiniz şey zaten doğallıktan uzak, güzellikten uzak. Hani güzelleştirmek için doğrulanmış, ekstra çaba sarf edilmiş durumlar demek. ...2019 yılının o halde bahar ve yaz koleksiyonlarında neleri göreceğiz gece kıyafetlerde? Bir kere her zaman yaza doğru, işte bahara doğru biliyorsunuz renkler bir açılmaya başlıyor. Bir desenler geliyor kumaşlara. Bu sene de yine böyle desenler, danteller çok var. Kırmızılar hala devam edecek, etkisini gösterecek. Açık pembeler her zaman baharı biliyorsunuz, bahar dallarında simgeler devam edecek ama... Böyle biraz neon canlı renkler de var. İşte griler tekrar gidiyor milenyum etkisiyle. 80'ler modası biliyorsunuz şu anda tekrar geldi. Kabarık kollar var, bir devam edecek. Onlar yine var. Çok böyle birazcık geniş kalçalarımız varsa çok böyle kalçanın altına itibaren sarmamaya çalışalım. Örnek yani, kıyafetimiz var. Örnek verelim. Hemen işte şuradan mesela kiloş bir elbise çıkartalım. Yeşil de çok güzel evet. Gerçekten. Mesela tulum olan. Yine bu kalçadan itibaren açılıyor. Bu tulum aslında. Sırt açık. Bunu yine bunun aynısını daha böyle kısa. Sırtını da göstereyim. Aynen. Size. Buyurun. Mesela bu hileli bunlar. Hep böyle aşağı doğru kapatıyoruz. Eğer kalçalarınız varsa mutlaka altı birazcık bol. Birazcık bol tutabiliriz. Yani kalçanın belin o inceldiği ve hafif genişlediği kısımdan itibaren biraz genişlik, biraz volan yaptığımız zaman godelerle onu biraz kaybedebiliriz. Gece kıyafetlerinde genelde bolca siyah ve kırmızı rengi görüyoruz. Bu sezon hangi renkler revaçta olacak? Siyah ve kırmızıyı görüyoruz çünkü biliyorsunuz siyah biraz karartır, gizler, daraltır. Birazcık böyle hani ne kadar böyle ince de olsa bayanlarımız, hanımlarımız hep böyle daha bir ince olmak istiyorlar ya. Kırmızı da biliyorsunuz gecenin rengidir. Hakikaten şıklık gördüğünüz gibi. Kırmızı var, gözümüzü de alıyor. Sizin de yani, dediğiniz gibi gecenin rengi. Gecenin rengi bunlar hakikaten. Bu sene daha açık renkler yine yazın, baharla birlikte gelecek ama kırmızı gerçekten hala etkisini devam ettirecek. Daha böyle limon sarıları, daha böyle canlı neonlar var. Bunlar hem böyle eğlenceli hem böyle iç açıcı renkler baharda da devam edecek. Siyahın kusurları kapattığından bahsettiniz evet. Az önce. Peki kumaşlardan birazcık bahsetmek istiyorum ben. Tabii. Örneğin ipeksi ya da saten kumaşlar bizim saklamak istediğimiz bölgeleri daha fazla ön plana çıkartıyor. Peki hangi kumaşları seçmeliyiz ki kusurlarımızı örtsün? Orada şöyle bir detay vermek istiyorum. Evet ipek kumaşlar ince olduğu için vücudumuzdaki hatları çok net gösterir ama biraz dediğimiz gibi daha onları bol, daha dökümlü kullanırsak aslında çok da güzel kapatıcıdırlar. Yani biraz drapeler, biraz volanlar işi her zaman kurtarır. Ama dediğiniz gibi biraz daha hani böyle kurtarıcı olmak istersek biraz daha tok kumaşlar, biraz daha kalın satenler, daha böyle ziberlin gibi daha böyle satenimsi bir kumaştır ama güzel bir kumaştır kullanabiliriz. Abiyelerdeki son detaylardan bize bahseder misiniz gelişmelerden? Tabii abiyelerdeki gelişmeler eskiden biliyorsunuz drapelerle işte böyle tamamen el işçiliğiyle kumaşa şekil verilerek yapılır ama artık teknolojiyle birlikte kumaş dokumaları çok gelişti. Çeşitli aksesuarları birleştirerek artık kıyafet yapılabiliyor. Yani bugün çok dünya markalarına baktığınız zaman hakikaten çok farklı aksesuarları bir araya getirerek elbise oluşturulmaya başlandı. Kumaş dokumaları artık çok daha detaylı, çok daha aksesuarlı. Eskiden bir çiçek için elde yapılırdı. Tabii hala elde yapan çok usta sanatçılarımız var çalıştığımız. Ama şimdi bunu makinede çok rahat metrelerce kumaşlar halinde dokuyabiliyorlar. Hemen eteğiyle çok rahat kesip kiloş haline takıp böyle aynı etki verebiliyorsunuz. Çok ciddi değişiklikler var.
Aksesuarda şöyle bir detay var. Şimdi aksesuarı taktığınızda elbisenin bütün ruhu ve kimliği değişiyor. Yani işte klasik olmak istiyorsanız inci kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz zaten klasik. İşte daha böyle taşlı, minik, zarif takılar kullanabilirsiniz. Ama biraz klasik bir elbise giydiğinizde, tuvaletinde çok iri takılarla ya da çok enteresan bir kolyeyle ya da işte kollarını sıyırıp ya da altına enteresan bir ayakkabıyla bunu hakikaten daha modern, daha güncel hale getirebilirsiniz. Özel bir davetimiz var diyelim ve biz gerçekten özenerek bir kıyafet alıyoruz. Bazen çok fazla paralar ödüyoruz. Sonrasında da dolaba kaldırıyoruz ve yıllarca orada kalıyor. O kıyafeti peki başka formlara sokup giyebilir miyiz tekrar? Tabii ki giyebiliriz. Başka birçok forma sokabiliriz. Hatta bazı müşterilerimiz oluyor. İşte çok eskiden dikmişiz. Arkada bu kadar açıklık var. Zamanla birlikte biraz işte vücutta deformasyonlar olabiliyor. Çocuk oluyor, aile oluyor. Başka hallere girebiliyor vücutlar. Ne yapıyoruz? Bazen onun arkasına ek yapabiliyoruz. İşte oraya bir takım taşlarla modelini değiştirebiliyoruz. Üstüne bir dantel aplike yaparak bambaşka bir havaya katabiliyoruz. Uzunsa kısaltıp kısa etek haline getirebiliyoruz. Ya da işte kısaysa üstüne kloş takıp uzun hale getirebiliyoruz. Evet. O kadar çok seçeneği var ki bunun inanın hiçbir kısıtlaması yok. Modaya dair, son modaya söylemek istediğiniz son olarak sözler nelerdir? Teşekkür ederim. Son modaya söylemek istediğim şey, her zaman söylüyorum bunu. Lütfen vücudumuzu iyi tanıyalım. Karakterimizin dışında çok farklı şeyleri zorlamayalım kıyafetlerimizi. Biz olalım, sade olalım. Baştan dediğiniz gibi sade şıklı yakalayalım. Modacı Halil Ülgü'den modaya dair tüm detayları aldık. Hoşça kalın.